Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda son birkaç aydır yazdığımız kodları birleştirdim ve birkaç hata aldım ve bu hataları gerçekten çözerken çok zorlandım. Bence odaklanmanız gereken yerler o hatalar olsun. Yani direkt kodların kendisini alıp kopyalayıp çalıştırmaktan ziyade kendi stratejinize uygun olan bir şekilde hazırlayıp o hatalarla beraber çalıştırabilir hale gelmeniz benim için daha önemli videoya başlamadan önce beni YouTube'dan takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. TradingView'den takip edebilirsiniz. Bir de Telegram'da AlgoTradeTR kanalına gelerek paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Gönlünüzden koparsa da YouTube'da katıl butonuna bana destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla destek olan arkadaşların her biri videolara daha erken erişim hakkına sahip oluyorlar. Bir de gönlü büyük paketinden yüksek paketlerde destek olan arkadaşlar da daha farklı kodlara erişim hakkına sahip oluyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi programa geçelim. Solda gördüğünüz gibi artık bir dosyalama yaptım. Bu dosyalama ile fonksiyonları, indikatörleri, parametreleri, spot ve futures yapılarını, Telegrama mesaj atma olayını ve Cüzdanın hesaplandığı olayı da ayrı ayrı yaptım. Fazla kod kalabalığı olmasın bir sayfada diye. Şimdi functions'a giriyorum. Functions'ın içerisinde biliyorsunuz şey var. Ee, biz Pinescript'te script'te çalışıyoruz biliyorsunuz. Pinescript'te script'te yaptığımız e, kodlamaları Python'a uyarlamak için bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorum. Bu kütüphane'de de e, bazı fonksiyonlar olacak. Bu fonksiyonların her biri de Python scriptte çalıştığı gibi çalışacak. Şimdilik e, işte en düşük, en yüksek mum değerleri uzaklık ve yukarı kesişim fonksiyonu var. Daha sonra futuresa geldim. Futures ve spot e, dosyalarını çalışabilmeniz için Binance'te API almanız lazım, API key ve secret almanız lazım. Buradaki key ve secret bilgileri benim buradaki parameters dosyamın içerisinde, parametreler dosyasının içerisinde. Key ve Secret adı altında iki tane string ifade var. O string ifadeleri Binance'ten API olarak alacaksınız bilginiz olsun ve aynı zamanda spotla işlem yapacaksınız. Spot işlemlerine izin vereceksiniz. Vadeli de işlem yapacaksınız. Vadeli işlemlerine izin vereceksiniz. Futures tarafında futuresdaki bütün sembolleri görebildiğiniz, aynı zamanda herhangi bir sembolün borsa verilerine ulaşabildiğiniz ve o sembolün mum verilerine ulaşıp daha sonra data frame haline getirebildiğiniz fonksiyonlar mevcut. Bu fonksiyonların aynısı spotun içinde de var ama spotun içerisinde şuradaki gördüğünüz 3 tane fonksiyon bence benim buraya eklediğim en önemli 3 fonksiyon. Bunlara zaten ileride geleceğim. Devam ediyorum indikatörler içerisinde. Zaten biliyorsunuz biz Pine Script'te olup daha doğrusu TradingView'de olup Pandas dağıt kütüphanesinde olmayan indikatörleri de yazmaya sizlerle beraber başladık. Mesela Alfa Trend'i yazdık, e, Elisi yazdık beraber, Fibonacci'yi yazdık ve OTT'yi yazdık. Şu an bu dört indikatörü bizim bu toplulukla beraber oluşturduk ve artık herkesin kullanımına açtık. Emeği geçen herkese de teşekkür ederim. E, yavaş yavaş bu kütüphaneyi de geliştiriyoruz. E, parametreleri açmıyorum. İçerisinde KV Secret olduğu için. Telegram Request'i de açmıyorum. İçerisinde Telegram Botum'un tokeni olduğu için. Bundan önceki videolarımda telegram botumun tokenini attığımda maalesef kötü niyetli birkaç kişi telegram botumu kullanmaya kalktı. Cüzdan yani walletın içerisinde de benim cüzdanımın içerisinde olan daha doğrusu biz quantity fonksiyonu kullanacağız. Cüzdanımdaki herhangi bir coinin kaç tane adet olduğunu göreceğim. Şimdi main.py'a geliyorum. Bu main.py ne yapıyor? Kısaca bir anlatayım. İçerisinde bir sonsuz döngü var. Explorer diye bir fonksiyon var ve bu fonksiyon aşağıda bir kez çağrılmış ve USDT list diye bir liste almış içerisinde Ctrl'ye tıklayıp üstüne tıkladığımda USDT list benim spot dosyamın içerisindeki USDT içeren coin'lermiş. Tamam. Yani ben Binance'te spot piyasada adında USDT paritesi olan ve aynı zamanda bakın şurada şöyle bir şey var. Up ve down olmayan coinlerde indikatörleri tarayacağım. Onlara göre alım ve satım yapacağım. Benimle aynı yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz. Lütfen benim de hatalarımı söyleyin. Şu an zaten bu çok basic seviyede. Nasıl çalıştığını anlatacağım. İşlem başı USDT diye bir değişken tanımadım. Buna 30 dedim. Yani her işlem 30 dolarlık olsun dedim. Sonra bütün coinleri gez. Yes. Sonsuz döngü. Bu coinleri gezdikten sonra pardon. Kapanış değerini getir. Kapanış değerine göre SMA 50 hesapla. Ve SMA 50 kapanış değerinden büyükse işleme gir. Yani şimdilik siz buradaki stratejiye takılmayın. Strateji buradaki sizin yazacağınız kendi stratejiniz olacak. Ben burada yani benim al sinyalim SMA 50 büyüktür. Close ise benim için al sinyali. Aşağıda sat sinyalini de aynı şekilde yaptım. Sat sinyalim de yine SMA 50 büyüktür close. Çünkü yukarıda aldıklarımı satabildiğinde görün diye ben böyle yaptım. Buradaki al ve sat stratejinizi kendinize göre lütfen belirleyin. Ee, aşağıya geldim. Hatta bakın buradaki above ne yapıyor? Hatta numpy'in ver fonksiyonu da burada ne işe yaradığını göreceğiz. SMA 50'nin Close değişkeninden büyük olduğu aynı uzunlukta bir dizi oluşturuyor. Büyük olduğu yerlere true yazıyor. Küçük olduğu yerlere false yazıyor. Yani aynı uzunlukta bir liste oluyor. Bu listenin son elemanı true ise yani son mumlarda SMA 50 close'dan büyükse true dönüyor bu. True ise V demişim. Quantity USDT. USDT bakiyem. İşlem başı USDT'den büyükse yani benim 20 dolarım varsa ama ben 30 dolarla işleme gireceksem bu fonksiyon içerisinde bu e, bloğun içerisine hiç girme diyorum. Şartlarıma uyuyorsa gel demişim burada. Result.append dedim. İki tane listem var burada. Sonuçlar ve işleme girilenler diye. Result.append toplu olarak bütün coinleri mesaj attıracaksınız telegramdan vesaire. Onun için işinize yarayabilir. İşleme girilen append şu işe yarıyor. İşleme girilen listesi diye bir liste var. Benim burada al sinyaline uygun olan coinleri ve aldıklarını işleme girilen listesine atıyor. Daha sonra bu döngüden çıktıktan sonra sat stratejisini taramaya başlıyor. Sat stratejisini de sadece işleme girilenlerin arasında tarıyor ki uzun sürmesin. Yani ben burada bitcoin ve ethereum aldıysam burada kalkıp algoyu, ng, ne bileyim adayı falan aramasın uzun sürmesin diye böyle bir yöntem yaptım. Tabi siz buradaki işleme girilen yerine yani böyle bir liste oluşturmak yerine cüzdanınıza bağlanıp cüzdanınızdaki bütün coinleri taratıp kuantitesi 10 dolarlıktan fazla olanları hesaplayıp ona göre de bir liste oluşturup oradan da çalıştırabilirsiniz. Yani bunlar sadece şu an geliştirmek için benim aklıma gelen fikirler. Yine bir saatlikte geliyorum tekrar al senin olduğu yere. 1 saatlikte 500 tane mumu çek. SMA 50 ve klozu hesapla. Girdim artık bunun içine. Stratejime uygun olduğu zaman bana Telegram'dan mesaj atıyor. Mesaj at fonksiyonunu zaten geçmişteki videolardan görebilirsiniz. Telegram'dan mesaj atıyor. İşlem başı Q diye bir değişkenim var. Quantity demek istiyorum burada. İşlem başı USDT yani 30 dolar bölü şu an o coin'in fiyatı ne hesapla Q'ye değişkene ata. Sonra spot altta client new order dedim. Bu new order fonksiyonu benim emir tipimi ayarlamaya, emir yönümü ayarlamaya, emiri hangi coin'de gireceğim onu ayarlayacağım ve adetini ayarlamaya yarıyor. Ben botu kullanırken marketten emir veriyorum. Benim burada özel olarak bahsetmek istediğim şey eğer siz marketten emir vermeyip de limit yapacaksanız şunu yapacaksınız. Type'a limit yazacaksınız. Limit yazamadım. Limit olduğu zaman da siz buraya bir de price değişkeni tanımlayacaksınız. Price eşittir. Coin'in hatta anlık fiyatı demiş olalım. Mesela limitte de bu şekilde kullanacaksınız. Tabii ben gir alayım. Marketten emir göndereceğim. Şimdilik. Geldim quantity değişkenine. Yani adet. Ben bu coin'den kaç adet almak istiyorum diye. Step fonksiyonun içerisine gidiyorum. Hani size dedim ya spotun içerisinde 3 tane fonksiyon var diye. Çok büyük bir problemle karşılaştım. Daha doğrusu anlayamadığım ve mantık hatası yaşadığım bir e, süreç yaşadım ben bunu oluştururken. Şöyle ki Binance'e giriyorum. Bakın şu an bitcoin alacağım mesela. 10 tane alacağım. Bakın virgülden sonra 3, 6, 7 tane sayı yazabiliyorum. Algo alacağım. Algo alacağım. Mesela yine 10 54, 54 alayım diyorum. Bakın hiç başka sayı alamıyorum. Veya Eng alacağım. Eng USDT. 546 Pardon toplama değil ya. Adet nerede? Ha, doğru. Aynen. Mesela Enc'de de 4 tane koyabiliyorum. Pardon miktarı yazacağız ya. Bakın Enc'de de 1 tane virgülden sonra sayı koyabiliyorum. Miktar değişkeninde. Ben bunu çalıştırırken hata aldım. Dedim ki 100 dolarım var mesela. Coin'imin fiyatı da 100 bölü salıyorum 2.45. 2.45 dolarlık bir coin alacağım. 100 dolarlık işlem açacağım. Yani 40.81632 falan filan diye bir sayı geliyor. Burada default bir değer de yok. Yani ben burada bakın print round 40.8 kaç böyle bir sayı virgül 4 desem Bakın benim bu yazdığım sayıyı virgülden sonra 4 basamaklı hale getiriyor ve yukarı yuvarlıyor. Güzel. Eğer böyle olsaydı yani bu 4 sayısı bütün coinlerde ortak olsaydı sıkıntı olmayacaktı. Ama bakın Eng'de virgülden sonra bir tane sayı yazabiliyorum. Sallıyorum. Ethereum'da. Ethereum UP'yi açtık ama önemli değil. Bakın bunu da iki tane yazabiliyorum. Bunu nasıl aşacağız? Çünkü ben birden fazla coin de işlemeye girmek istiyorum. Standart bir yapım olmayacak. Bunu şöyle aşacağız. Step diye bir değişken oluşturdum. Ee, bu değişken şunu yapıyor. Lot size diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyon şunu sağlıyor. Lot size Ethereum USDT dediğimde diyor ki bana kardeşim diyor sen Ethereum alırken virgülden sonra 4 tane sayı kullanabilirsin. End USDT Dediğimde diyor ki bana sen kardeşim diyor virgülden sonra bir tane sayı kullanabilirsin. Bakın. Tamam dedim. Ben bunu nasıl ayarlarım? Kendimce düz matematik yani. Düz mantık hayat kurtarı diyerek. Bu string ifadeyi aldım. Ya bu muhtemelen string olarak mı geliyordu hatırlamıyorum e, API'den. E, bunu geldim. String olmasa bile döngü içerisinde gezdim. Karakterlerini. Bu 0.1'e kadar git yani sayaca gel iyi 1 olana kadar basamağı 1 arttır. Dedim. Ve benim basamak değişkenim ortaya çıkmış oldu. Yani algo'da işlem yapacaksam. Algo'da işlem yapacaksam ne olacak? Algo'nun kabul ettiği kadar virgüllü emir göndermiş olacağım. Öbür türlü başka bir coin açacaksam onun kabul ettiği türden işlem emri göndermiş olacağım. Al emirleri bu şekilde. Sat emir. Bu arada şu da var ee, eğer benim bakiyem usdt bakiyem işlem başı usdt ayırdım paradan küçükse yine döngüden çıkıyor aşağıya geliyor. Peki aşağıdaki döngü ne yapıyordu İşleme girdiğim al işlemine girdiğim e, coinlerde tarama yapıyordu. Benim sat stratejimde yine e, aldıklarımı hemen satabileyim diye videoda görülsün diye aynı strateji yaptım. Aşağıya geldim bakın burada da farklı bir şey var. Çünkü ben round fonksiyonunda az önce gördüğünüz üzere ne olmuştu? Bakın tekrar bakalım. print round 45. 84. 69. 8. ,4 hani 4 haneli olsun. run spot dedim. Bakın 45.8470 bu aslında. Benim elimde 698 tane bu coin'den var. Ve sat emrini yuvarladığım için yani Binance bu şekilde kabul ettiği için mecbur. Bu şekilde hesaplatıyorum ama 45.847'ye çıkıyor. Benim elimde bu kadar yok. Ben bunun için ne yaptım? Eğer benim yuvarlanmış halim şu anki değerinden küçükse, büyükse daha doğrusu Q değişkenini 0.99 ile çarp. Öyle yuvarla deyip emri bu şekilde gönderdim. Şimdi gelelim bir çalıştıralım. Şurada mesaj atı da al yazalım. Telegram'a da mesaj gelecek. Binance'e de girelim. Sağ tıkladım. Hatta şuradan algo sohbet grubunda açalım. Sağ tıkladım. Run main dedim. Evet, Bitcoin'de al seni vardı dedi. Bakın, ikisinde al diye geldi bana mesaj. Bakın 21.41'de ikisini de almışım. Şimdi yine aynı stratejide satacağı için ikisini de satacak mı? Evet, ikisini de satmışım. Tekrar Bitcoin'i aldı. Hatta kapattım. Almadan kapatsaydım keşke. Tamam, neyse şimdi onu e, satalım hemen şuradan piyasadan. Sat. Önder piyasadan gibi bitcoinlere Tamam. Gördüğünüz gibi aynı şekilde aldı ve aynı şekilde sattı. Siz burada alım ve satım stratejinizi değiştirebilirsiniz. Değiştirin zaten ben burada şey olsun diye paylaştım. Aynılarını koydum. İşleme girilen coinleri farklı şekilde hesaplayabilirsiniz, farklı şekilde çağırabilirsiniz. Bu yöntemler tamamen size kalmış. Ve gördüğünüz gibi Telegram'a da yine al sinyali var, sat sinyali var diye mesaj geliyor. Ee, kodlar bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.